Taşkent muhabirimiz Şahruk Bek Alimov bugün Namangan şehrinde, yanında kıymetli bir konuğu var. Üniversite eğitimini Türkiye'de aldı. Şoyrahon Nurdinova. Kendisi Anadolu Üniversitesi'nde doktorasını tamamladı. Şu anda da Özbekistan'da Cumhurbaşkanlığı Ekonomik Araştırmalar ve Reformlar Merkezi'nde görev yapıyor. Dönelim biz de Namangan'a, Şahruk Bek Alimov'a bırakalım sözü ve kıymetli konuğuna. Onlar konuşacaklar Türkiye'yi, Özbekistan'ı, iki ülke ilişkilerini, kardeşliğimizi. Bugün Özbekistan'ın Namangan şehrindeyiz ve burada Türkiye'den mezun olan bir dostumuzla birlikteyiz. Yayın konuğumuz olarak yayınımıza aldık Şoyrahon Nurdinova ve kendisi Anadolu Üniversitesi'nden doktorasını tamamlayıp Türkiye'de aldıkları bilimlerini ve tecrübesini Özbekistan'da paylaşıyor. Ve yayınımızda Türkiye eğitimiyle ilgili ve Türkiye'de aldığı bilimleri Özbekistan'da nasıl uyguluyor, bu konuda bir görüşlerini alacağız. Öncelikle yayınımıza hoş geldiniz. Sizi görmekten sevindim çünkü öğrencilik döneminde beri tanışıyoruz ve Özbekistan'daki başarılarınızdan açıkçası çok sevindik. Ve şu anda ne gibi işlerde çalışıyorsunuz, ne gibi merkezlerde görev yapıyorsunuz? Hoş bulduk. Öncelikle beni davet ettiğiniz için teşekkür ederim. Şu an Özbekistan Cumhurbaşkanlığı'na bağlı Ekonomik Araştırmalar ve Reformlar Merkezi'nde araştırmacı olarak görev yapıyorum. Aynı zamanda Namangan Devlet Üniversitesi ve bir özel üniversitede öğretim görevlisi olarak da çalışıyorum. Peki Türkiye'deki eğitim nasıl geçti? Kaç yıl sürdü bir doktora dönemi ve de doktora tezinizin konusu neydi? Ben doktora öğretimini 2014'te başladım. 2019'da mezun oldum. 5 seneli bir süreçti. Çok güzeldi. Çok yorucu da diyebilirim. Çünkü çok yoğun çalıştım. Tabii ki Özbekistan'da aldığım bilim ve Türkiye'deki eğitim sistemi arasında fark vardı. Bu yüzden sürekli kütüphanelerde çalışıyordum. Bilimsel araştırma projelerde yer almaya çalışıyordum. Zamanımı etkin kullanmaya çalışıyordum. Güzel geçti diyebilirim. Bir de eğitim gördüğüm şehir, Eskişehir, çok farklı ve medeniyetleri birleştiği bir şehir diyebilirim. Öğrenci şehri ve zamanımı çok güzel geçirdim diyebilirim. Peki Türkiye deyince aklınıza ne geliyor? Türkiye'de o kadar, yani 5 yıllık bir araştırma süreciniz oldu, eğitim alma süreciniz oldu. Evet, Türkiye hakkında düşündüğünüzde ilk aklınıza gelen ne oluyor? Kardeşlik diyebilirim. Türkiye deyince sevgi diyebilirim. Paylaşmak diyebilirim. Ve Türkiye'nin en güzel ve her zaman özlettiği bir şey bu ezan sesleriydi. Çok güzel. Ve Özbekistan'da Türkiye mezunlarına nasıl bakılıyor? Çünkü gittikçe Türkiye mezunları Özbekistan'a dönmeye başlıyorlar ve burada görev yapıyorlar çeşitli alanlarda. Ve nasıl bakılıyor Türkiye eğitim sistemine ve nasıl değer veriliyor? Benim şimdi çalıştığım yerde zaten Türk eğitim sistemi iyi bakıldığı için iş teklifini aldım. Türk eğitim kalitesi şu an Avrupa kalitesiyle aynı olduğu için Özbekistan'da çok iş fırsatları sunuluyor Türkiye mezunlarına ve kariyer yapmalarda çok şanslı olarak görülüyor. Mesela siz ders verirken veya araştırma yaparken Türkiye'de aldığınız ne gibi tecrübeler özellikle öne çıkıyor? Ben aslında Özbekistan'da da doktoradan farklı bir sistem vardı. Aspirantura bir sistem vardı. Aspiranturayı da okumuştum. Fakat bizde Türkiye'deki bilimsel araştırmadan biraz farklı olduğu ve daha çok teorik bazlı eğitim aldığınız öne çıkmaktadır. Türkiye'de daha modern, daha uygulama sistemini gördüğüm için orada aldığım araştırma yöntemleriyle ilgili bilgimi burada aktarabiliyorum. Yani araştırma sisteminde. Bu Avrupa olsun, Amerika olsun, bu aynı sistemde çalışıyorlar. O yüzden benim yaptığım çalışmalarla da mesela yurt dışında ortak projeler yapmak olsun, uluslararası kongrelere katılmak olsun, uluslararası bilimsel toplulukla üyesi konusunda olsun, yani yardımcı olduğunu söyleyebilirim. Çok teşekkür ederiz verdiğiniz bilgiler için ve eğitim hayatınızda, çalışmalarınızda ve Türkiye'de aldığınız tecrübeleri paylaşmakta size başarılar dileriz.
sizin gibi Türkiye mezunları Özbekistan'da çoğalmasını ve daha başarılı bir şekilde Türkiye eğitim sistemini temsil etmesini dileyerek sözü tekrar size bırakalım. Aynı dileklere biz de katılıyoruz. Şayrahon Nurdinova, sevgili seyirciler, Türkiye'de eğitim aldı. Şu anda Özbekistan'da önemli görevlerde bulunuyor. İki ülke ilişkilerini üç kelimeyle özetledi: sevgi, kardeşlik ve paylaşım.